sizleri Ulu Önderimiz Gazi Mustafa uzlaşıyı sağlamak adına özellikle inanç özgürlüğünü, demokrasi, insan haklarını bu ülkeye getirene kadar birlikte mücadele etmesi gerekir ve bir an önce bu sıkıntıları gidermemiz gerekir. Tekon Bey'e, Ahmet Çetin Kaya'ya, Cüneyt Kılıç'a, Seferihisar Belediye Başkanı Tut Soyer'e, kazmayı bulduğunu ilk andan itibaren emeği geçen tüm emekçi canlara teşekkür ederim. Anadolu coğrafyası farklı kültürleri, inançları özünde benimsemiş, birlik, beraberlik içinde yaşayan ve yaşamaya devam edecek olan halkların coğrafyasıdır. Farklılık bizim zenginliğimizdir. Asıl olan bu zenginliği özümseyip farklılıklara saygılı olmak, hoşgörülü olmaktır. Katılımlarınızdan dolayı hepsine teşekkür ederim. Sayın Kaymakamım, çok değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün benim açımdan 8 yıllık bir hayalin gerçekleşmesidir. Burada bulunan birçok dostum, arkadaşım, kardeşim açısından belki çok daha uzun yıllara yayılan bir hayalin gerçekleşmesidir. Neden böyle diyorum? Kısacık ondan bahsedeyim. Gerçekten eğer bir toplumda eşitlik, adalet olsun istiyorsak, o toplumda farklı kültürler, farklı inançlar eşit zeminde bir arada yaşayabilmeliler. Eğer siz bir gruba verdiğiniz ayrıcalığı, imtiyazı bir diğerinden esirgiyorsanız, o toplumda eşitlikten, adaletten bahsedemezsiniz. Çok büyük bir eksiklik bugün giderilmiş oluyor. O kadar heyecanlı ve o kadar mutluyum ki inanın duygularımı, düşüncelerimi paylaşmakta zorlanıyorum. Necat Epkon hakikaten Seferihisar'ın büyük hamisi, ne zaman başımız sıkışsa imdadımıza yetişen büyük hayırsever, onu burada sevgiyle ve saygıyla yad etmek istiyorum. Aynı şekilde Sayın Ahmet Çetin Say'a bir müteahhidin ötesinde çalıştı, hizmet verdi ve tabii ki onların genç mühendisi Cüneyt Bey hepsi kadar kıymetli, muazzam bir emek verdi. İçeride inşaatı gezerken göreceksiniz nasıl titiz bir inşaat gerçekleştirildiğini, nasıl temiz bir inşaat çıkarıldığını. Bu da Cüneyt Bey'in eseridir. Huzurlarınızda ona da çok teşekkür etmek istiyorum. Değerli konuklar, buradan aslında bütün Türkiye'ye şu mesajı vermek isteriz. Bu sadece Seferihisar'la ilgili bir şey değil. Yani dünyanın her yerinde eğer demokrasiden, eşitlikten, adaletten bahsedecekseniz, insanların gerçek anlamda eşitliğini, gerçek anlamda adil bir düzen içinde yaşamasını sağlamak zorundasınız. İşte gidiyorum Çeşme Siyahı. Başkanım,